Emin Bey hoş geldiniz. Hoş Sinema Filozofi'nin ilk mülakatını sizle birlikte yapıyoruz. Bu anlamda teşekkür ederiz dergimize katkılarınızdan dolayı. Sinemanız üzerine konuşacağız ve sinemanızla ya da sinemanın genel olarak sinemayla felsefe arasındaki ilişkiyi ilk başta belki vurgulayarak, değinerek başlamak istiyorum. Sizce sinema ile felsefe arasında kavramlar noktasında nasıl bir ilişki vardır? Felsefe sinemayı ne kadar besliyor? Sinema felsefeye ne kadar katkıda bulunuyor? Bununla ilgili bir görüşlerinizi alabilir miyim? Herhalde bu sorunun cevabı çok çeşitli şekillerde verilebilir. Çok kapsamlı bir cevap verilebilir. Ama ilk aklıma gelen şeyleri söyleyeyim. Bir kere felsefe ve felsefeciler her zaman sanatta çok yakından ilgilenmişler. Felsefenin çok önemli bir alt disiplini zaten estetik. Felsefeciler her zaman bizim hoşumuza ne gider sorusunu sormuşlar. Neye güzel deriz sorusunu sormuşlar. Ve yani büyük genellemeler yapmasak bile pek çok sanatçı da bence bu soruyla ilgilenmiş. Yani gerçekten kendi yaptığı işe biraz daha mesafeli yaklaşan sanatçılar gerçekten güzel nedir sorusunun peşine düşüyorlar zaman zaman. Her ne kadar bir felsefe formasyonuna sahip olmasa da veya olmak gibi çabaları içerisinde olmasalar da bu soruyu bazen çok daha amatörce, sezgisel bir şekilde sorup kendilerine cevaplar üretmeye çalışıyorlar. Ama sadece mesele estetik meselesi de değil. Yani estetik nedir meselesi de değil. Başka şekillerde de bence felsefeciler ve sinemacılar ortak sorular soruyorlar. Yine felsefenin önemli sorularından bir tanesi ahlak. Nasıl yaşamalıyız? İnsan nedir? İnsanın ihtiyaçları nedir? İnsan nasıl yaşar? İnsan niye mutlu olur? Gibi sorular soruyorlar felsefeciler. Sanatçılar da benzer sorular soruyorlar bence. Karakterlerini yaratırken ister istemez bir takım ahlaki meselelerle uğraşıyorlar. Onları ete kemiğe büründürürken işte felsefecilerin çoğu zaman sorduğu soruları dolaylı yoldan soruyorlar belki. Dediğim gibi bazen bu sorulara daha bilinçli yaklaşan sanatçılar felsefi metinlerle doğrudan ilişkiye geçiyorlar ama pek çok sanatçı da doğrudan böyle bir mesleki formasyon edinmeden veya felsefe metinleri okumadan da sezgisel bir şekilde bu soruların ardına düşüyorlar. Ve kavramlardan bahsettiniz. Dolayısıyla ister istemez sinemacılar ve felsefeciler bazı kavramları sorgularken yolları bu şekilde kesişiyor. Sinemacılar çok daha sezgisel bir şekilde yine yarattıkları o küçük mikrokozmos aracılığıyla bir takım kavramlara altını oyuyorlar, deşifre ediyorlar, altını çiziyorlar veya onları sorunsallaştırıyorlar. Felsefeciler ise bunu çok daha kavramsal bir şekilde yapıyorlar. Ama yani bu o kesişim kümesini örneklerini çok farklı şekillerde verebiliriz. İşte pek çok felsefeci mesela eserlerinde sanatçılara referanslar veriyor. Yani bunun ilk örnekleri biliyorsunuz hala bizim kullandığımız kavramları borçlu olduğumuz Aristoteles. O dönemde trajedinin ne olduğunu sorguluyor. Neden trajedi bizim hoşumuza gider, hangi hislerimizi uyandırır vesaireden başlayarak modern dönemlere kadar, işte Deleuze'e geliyoruz mesela. Deleuze Kafka ile uğraşıyor mesela sürekli eserlerinde. Ki sinema ile ilgili de çalışmaları var. Evet, sinema ile çok yakından ilgilenen pek çok felsefeciler. Zizek mesela yine bunun en bilinen örnekleri. Yani bu felsefecilerin tartıştıkları kavramları ete emeğe büründüren mikro dünyalar, mikro kozmoslar yaratması açısından sanata özel bir ilgi duyuyor felsefeciler. Özellikle o anlatılan, filmlerde anlatılan dünyaya özel olarak ilgi duyuyorlar. Kendi kavramlarını daha içini doldurmak için, sorularının altını daha fazla doldurmak için yazarlara ve sanatçılara bol bol referans veriyorlar. Bu dünyalara, belli karakterlere. Sanatçıların o karakterlerle başka karakterleri ilişkiye sokma biçimine, sordukları ahlaki sorunlara vesaire sürekli referans da bulma ihtiyacı duyuyorlar. Dolayısıyla felsefecilerin galiba sanata ve felsefecilere sinemaya olan ilgileri çok daha bilinçli ve somut ama sinemacıların veya genel olarak sanatçıların felsefeyle olan ilişkisi büyük ölçüde galiba sezgisel düzeyde ilerliyor. Tabii dediğim gibi özel olarak merakı olan insanlar okuyorlar. Mesela aklıma yazar olarak Milan Kundera geliyor mesela. Milan Kundera çok daha somut bir şekilde felsefeyle ilgilenir. Profesyonel düzeyde okumalar yapan birisi.
edebiyat tarihinde diyelim bunun çok örnekleri var. İşte şey gibi, işte Robert Musil gibi mesela. Niteliksiz adam. Evet, evet. Broch gibi, Hermann Broch. Bunlar çok daha yoğun bir şekilde felsefeyle ilgilenen insanlar ama galiba büyük çoğunluğu, büyük ekseriyeti daha sezgisel düzeyde bir ilişki kuruyor. Şimdi aklıma da benim Lacan'ın Gündüz Güzeli ile ilgili ilişkisi geldi. Evet. Orada kadın fantazisi ile ilgili Gündüz Güzeli'ni izledikten sonra derse koşup öğrencilerine bu filmi izlettiğini hatırlıyorum bir yerlerde. Ya da Derrida'nın galiba bir filmi var. Ne kadar emin değilim ama onun da çektiği bir film olduğunu hatırlıyorum. Şimdi kavram dedik, felsefe kavramlardan gidiyor dedik. Ve bu arada ben hemen bir şey ekleyeyim, buyurun. Aklıma geldi. Plato'da bir eski bir tragedi. Evet, evet, evet. Sonuçta mağara şeyi. Evet, o da bir eski tragedi yazarak başlıyor kariyerine, daha sonra felsefeye. Evet. Karl Marx'ın da bu arada bir yazdığı şey olduğunu biliyoruz. Bir tiyatro mu? Tiyatro eseri olduğunu biliyoruz. Ama başarısız olduğu için bırakmış. Çekiyor. Şimdi kavramlar dedik. Kavramlardan isterseniz sizin sinemanıza doğru süzülelim. Şimdi iki filminiz var. Uzun metraj ve yurt dışında ve yurt içinde bayağı ses getirmiş filmler bunlar. Tepenin Ardı ilk filminiz ve son olarak da Abluka filminiz. Şimdi bunları kavramlar düzeni çekip belki bu filmler üstüne kafa yormak bizi filmin temel meselesine daha çok yaklaştıracağını düşünüyorum. Tepenin Ardına baktığımız vakit günahı ya da suçu duvarların ötesine ya da tepenin ardına extramuros duvarların ötesinde olana aktarma, bir öteki yaratma ve bu ötekiden de kendi içimizde bir birlik sağlama. Bunun yanında belki yan kavramlı olarak bir erkek egemen toplum, erillik, yine çok değindiğini söylüyorsunuz ama kadının konumu bu erkek egemen toplumda gibi bir takım kavramlar ağına giriyoruz aslında. Şimdi bunu yaparken de kırsalı tercih ettiniz. Tepenin Ardını çekerken de ve kırsalda yörüklerin ötekileştirilmiş bir düşman olarak hiçbir zaman görmediğimiz, film boyunca hiçbir zaman görmediğimiz yörüklerin bir düşmanlaştırılma sürecini görüyoruz. Niçin kırsalı tercih ettiniz? Hı-hı. Bu kent değil de filminizin Ermenek'te galiba, evet, geçiyordu. Geçmesinin sebebi olarak. Bunun cevabı aslında biraz önce söylediklerimizle, konuştuklarımızla yakından ilgili. Ben de Tepenin Ardını çekerken şöyle hareket etmedim. Yani bir kavramdan yola çıkıp bu kavramı nasıl seyirciye anlatırım diye düşünmedim. İşte sizin de formüle ettiğiniz gibi. Öteki, ötekileştirme vesaire üzerine önüme masaya koyup bunu nasıl bir filme dönüştürürüm diye düşünmedim. Benim ilk hareket noktam Taşra'da bir işte kırsal kesimde pikniğe çıkmış, bir geceyi geçirmek isteyen 4-5 erkeğin bir gecesini anlatmaktı. Bu ve büyük ölçüde erkek kimliği üzerine bir şeyler anlatmak üzere yola çıkmıştım ama bu hikaye zamanla gelişti gelişti ve kendiliğinden bir takım kavramlar hikaye içerisinde öne çıktı. Daha sonra senaryoyu öğrenip okuduğum zaman senaryonun altında yavaş yavaş beliren bu kavramsal düzeyi fark edip onun altını biraz daha çizmek, senaryoyu o doğrultuda yeniden yazarak bu noktaya geldi Tepenin Ardı hikayesi. Ya dolayısıyla mekanın seçiminin ilk sebebi bu. Zaten o mekanda geçen bir hikaye olarak tasarlanmıştı. Ama daha sonra tabii geriye dönüp baktığım zaman, yani bir ötekileştirme süreci anlatılıyor diye geri dönüp baktığım zaman, tabii ki bu anlatılan, anlatılmak istenen mesajın, derdin, kaygının altını mümkün olduğu kadar iyi çizecek bir mekan, iyi çizecek karakterler ne olabilir diye düşündüm. Ve mekanı değiştirme ihtiyacı hissetmedim. Çünkü bu mekan, sizin dediğiniz gibi, bu kırsal mekan çok daha iyi uyuyordu anlatılmak istenene. Tam da söylediğiniz gibi o uzak mekan, tepenin ardı, tepenin ötesi, filmin fikriyle çok ciddi bir rezonans halindeydi. Yani bunu bir kasabada yapamazsınız. Mesela öteki sokak çok daha yakın, çok daha kolaylıkla gidebileceğimiz bir yerdir. Ufkumuzun, yani gözümüzün gördüğü ufkun arkasında bir yer olması, bu yörüklerin bulunduğu yerin, filmin derdiyle, mesajıyla çok daha iyi bir ilişkiye sokuyordu. Mekan itibariyle zaten mekanı aramaya gittiğim zaman bulduğumuz o derin vadi, açık havadaki klostrofobi hissini çok iyi gösteriyordu, çok iyi vurguluyordu. İzolasyonu yine, doğa içerisindeki izolasyon hissi,
filmin mesajını çok iyi karşılıyordu. Dolayısıyla filmin anlatmak istediklerine bir şehir veya kasaba dansa bu tarz bir açık havada klostrofobi hissi yaratan, açık havada bir tedirginlik hissi yaratan ve düşmanı ufkumuzun, gözümüzün gördüğü ufkun ötesinde bir yere konumlandıran bir mekan çok daha iyi çalışıyordu. Evet, bir de absürt bir durum da var bunu yani hani benim izleyici olarak gördüm. Absürtlükten kastım şu, tepenin ardında sıra sıra yürüyen militarist bir tavırda tepeye doğru çıkan ve yörükleri bulmaya, düşmanı bulmaya giden bir aile ve orada sanki hani ben mi öyle gördüm bilemiyorum, tepenin üstünde de sanki bir insan yüzü var gibi, bir hayalete benzeyen bir insan yüzü var gibi. Sanki o hayalete doğru yolculuk yapıyorlar gibi. Bir diğer unsur Abluka filminde mesela, benim o Abluka filminde distopik dünyada benim gülümsememi sağlayan bir sahne vardı. Bu raporla, Kadir'in raporuyla dalga geçildiği rakı masasında, komiserlerin rakı masasında konuşurken viraj diyaloğu, yani virajı dönme ve orada komiserlerin ne virajından bahsediyorsun deme. Bir absürtlük de çıkıyor bu ne diyeyim, distopik dünyada. Hani böyle yüzümüzü güldüren diyeyim noktalarda var. Şimdi bunun da ötesinde sizi besleyen diğer sinemacılara ben değinmek istiyorum. Tabii sizinle ilgili okumalar yaptığımız zaman Akira Kurosawa'nın çok önemli bir yerde olduğunu biliyorum. Hatta tepenin ardındaki mizansenlerin Kurosawa'ya çok fazla dayandığını görüyoruz. Bunu bir mülakatınızda yine belirtiyorsunuz. Fassbender'den sanırım bir hayli etkilenmişsiniz. Ya da sizi beslemiş diyeyim. Diğer isimler nelerdir? Çünkü yani fikir dünyamızı şekillendirirken bir sürü insan bize farkına varmasak da referans oluyor. Tanımasak da görmesek. Yani bu isimleri Kubrick'i ekleyebilirim. Haneke'yi ekleyebilirim. Visconti'yi ekleyebilirim mesela. Bunlar birbirine çok benzemiyor ama farklı tarzlarda okusalar, farklı tarzlarda filmler yapmış da olsalar beni farklı şekillerde beslemiş insanlar. Öyle olduğunu düşünüyorum. Hani bunu hatta ilk dönem Polanski'yi de ekleyebilirim. Ve bir de benim işte her zaman yine vurguladığım bir şey, edebiyat benim en çok beslendiğim kaynaklardan bir tanesi edebiyat, sinema kadar, hatta belki bazen onun da sinemadan daha da baskın bir şekilde edebiyat. Temel bir isminiz var mı edebiyatta yazar? Yani bir kere 19. yüzyıl klasikleri hepsini sayabilirim, işte Ruslar malum, Dostoyevski. Çekhov'dan başlayarak işte Flaubert, modernist edebiyat, Faulkner, Joyce. Yani çok isim sayabilirim edebiyatta. Var mı ufukta bir edebiyat uyarlaması şeyiniz? Yok. Edebiyat uyarlamasına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü yani şey çok istisnai. Edebi metnin ötesine geçebilmiş, onun derinliğini yakalayabilmiş bir uyarlama örneğine çok rastlamadım. Dolayısıyla hani böyle bir şey yapmayacaksak, eğer edebiyat metinde olan şeyin ötesine bizi götüremeyecekse bir filmin uyarlamasını çok manalı bulmuyorum. Bir de şey vardır mesela, Madame Bovary'nin göz renginden hiç bahsetmez romanda ama sinemaya aktarıldığında verili bir Madame Bovary vardır. Hani yönetmenin seçtiği Madame. Tabii. O nedenle de zaten uyarlamaların çok büyük bir kısmı hayal kırıklığı oluyor. Yani insanların hayal ettiğinin çok dışında bir dünya ortaya çıkarınca yönetmenler ekseriyette dediğim gibi hayal kırıklığı yaşıyor. Ben öyle yaşıyorum. Ben onu hissediyorum mesela bir sürü edebiyat uyarlamasında. Bununla birlikte Kubrick'in bütün filmleri galiba uyarlamaya, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Kubrick bunu evet, bu çok enteresan. Uyarlama ama şey dışında galiba, Otomatik Portakal dışındakilerin hepsi kıyıda köşede kalmış romanlar ve yazarlar. Otomatik Portakal'ı okumadım. Ama diğer yazarların romanlarını okusak ve filmlerle kıyaslasak ne düşünürüz, ben de çok merak ediyorum. Belki de bambaşka bir halde. Şimdi şeyden bahsedelim isterseniz. Abluka filminde Kadir ana karakterimiz. Hatta kardeşinin ismi Ahmet miydi? Ahmet'le birlikte. Çünkü film bir anlamda Kadir'in gözünden sonra Ahmet'in gözüne doğru kayıyor. Şimdi bu Abluka'da tahakküm kavramı yine benim ilk başta gözüme gelen çarpan kavram ve birey devlet ilişkisi ve iç içe geçmiş tahakkümler yumağı diyelim. Ve Kadir 18 yılını hapiste geçirmiş 20 iken, sonra 2 yılında tahliye edilmiş ve
polis için çalışmaya ikna edilmiş birisi. Tabii bu 18 yılını hapiste geçirmesinin onda yarattığı halet-i ruhiye diyelim. Onun belki de olayları gerçekten doğru algılamamasına da sebebiyet veriyor gibi bir yorum yapılabilir. Siz bir söyleşinizde güvenilmeyen anlatıcı, doğru mu söylüyorum? Unreliable narrator dediğiniz bir kavrama kadiri yasladığınızı söylüyorsunuz. Ki hakikaten de yaptığı tespitlerde bir takım sıkıntılar var polise verdiği raporlarda. Bu baskının kişinin psikolojisinde yarattığı sıkıntıları, tahakkümün bireysel bazda ortaya çıkardığı sıkıntıları birazcık daha sizin sözlerinizle açıklayabilir miyiz? Yani evet, tahakküm kavramı çok önemli. Bence sadece Ablukaya değil, Tepe'nin ardında da çok önemli bir işlev üstleniyor. Orada Faik karakterinin, yani dedenin, büyük babanın grup üzerinde kurduğu tahakküm gerçekliğin çarpıtılmasında çok önemli bir işlev üstleniyor. Benzer bir şey Abluka için de söyleyebiliriz. Ablukada da iktidar ilişkileri ve tahakküm gerçekliğin çarpıtılmasına, karakterler açısından gerçekliğin kırılmasına, gerçeklik algısının kırılmasına çok önemli bir yer tutuyor. Hani dikkatli bir seyirci için şunu söyleyebilirim. İki karakter içerisinde, Ahmet içerisinde, Kadir içerisinde gerçeklikle ilgili algılarının bozulmaya başladığı, kırılmaya başladığı yerler genelde ikisi için de iktidarla doğrudan yüzleştiği anlar. O noktadan sonra başlıyor. Ondan önce işaretler var. Ondan önce zaten dünya algılarının çok güvenilmez olduğu o anlamda. İkisinin de çok güvenilir anlatıcılar, aktarıcılar olmadığı, dünyayı çok güvenilir bir şekilde bize yansıtmadıklarına dair işaretler olsa da asıl kırılma iktidarla yüzleştikleri yerde başlıyor. Bir tanesi az önce sizin söylediğiniz Kadir karakterinin 3 polis tarafından aşağılandığı ve onlara bir an önce bir sonuç getirmek için Kadir'in zorlandığı noktadan itibaren Kadir hızlı bir şekilde senaryolar kurmaya başlıyor. Ahmet için de belediye görevlisinin odasına gidip yanlışlıkla azarlandığı noktadan sonra kokoreç şeyde evet köpek etlerini niye satıyorsunuz diye suçladığı sahnede, yanlışlıkla suçladığı sahneden itibaren başlıyor Ahmet'in paranoyası. O da yöneticinin aslında her şeyi bildiğine dair bir kurgu. Yani o çekilen ilk sahnemizmiş galiba, evet, değil mi? Evet. Oyuncumuz da burada bayağı bir zorlanmış, bayağı bir sıkıntı çektiğimiz doğru söylüyor. Evet, yani bu malum sinemada kronolojik seçme imkanımız olmadığı için o sahneyle başladık. O bizim için çok büyük bir şeydi, yani meydan okumaydı. Çünkü filmin en önemli kırılma noktalarından bir tanesi Ahmet'in delirmesinin yavaş yavaş işte ortaya çıkacağı, ifadelerinin yavaş yavaş değişeceği bir nokta. O sahneyle başlamak tabii ki başlı başına bir sorundu bizim için. Yani Berkay da çok zorlandı. Ben de çok zorlandım açıkçası. O yüzden mümkün olduğu kadar alternatifli çekmeye çalıştık o sahneyi. Şimdi bu köpek üstüne şey yapmak istiyorum, biraz daha değinmek istiyorum. Köpekten önce Ahmet kendini öldürmeye çalışıyor. Tüfeği ağzına yaslıyor ve tırnak içinde, hani sinema hocamızın da yorumu bu, biraz önce konuştuğumuz, tırnak içinde kendini ıskalıyor. Ve bir sonraki sahnede de Ahmet köpekleri vururken köpeği ıskalıyor. Ve sen hiç ıskalamazdın abi diyor yanındaki küçük çocuk, daha genç olan çocuk. Şimdi köpek üzerinden giden bir metaforik bir açıklama söz konusu. Ve köpeğin eli kolu yaralı, ön bacaklarından bir tanesi yaralı. Ve Ahmet'in de bir köpek elini kapıyor, Ahmet'in eli yaralanıyor. Kadir'e baktığımızda belki bir polis köpeğinin görevinin Kadir'e verildiğini koklayarak işte bu ne diyelim, o kimyasal madde o değil, bomba yapını kullanıyor veya değil gibi bir misyon yükleniyor. Şimdi insanın böyle bir köpekle sanki eşdeğer olma durumu, köpek deyince de bir boyun eğme akla geliyor. İtaat etme, iktidara boyun eğme durumları sanki akla geliyor. Evet. Ve bunu iç içe geçiştirmişsiniz ve Ahmet'in de artık gücünün tek yettiği hayvan, varlık diyelim, köpek. Ona bir oda yapıyor. Bunu şekillendirirken doğru mu okuduk bunu, böyle bir köpek? Çok doğru. Hatta bir şey daha ekleyebilirim. Kadir'in eli yaralanıyor. Kadir de eli... çöp tenekesini kapatırken eli yanıyor. Eli yanıyor, doğru. Eli sarıyor. Eli sarıyor şey, Meral karakteri evet, elini sarıyor. Evet, çok güzel. Evet.
Yani bence evet, ben bu okumalarınızın hepsine katılıyorum. Hani köpek, az önce bahsettiğimiz tahakküm ilişkisini biraz daha kristalleştiren, açığa çıkaran bir imge. Sadakat, simgelediği sadakat açısından bir yanıyla bu tahakküm ilişkilerini yansıtıyor. Bir yanıyla sokaklardan temizlenmesi gereken ve memleketin batılı imajını bozan zararlı varlıklar olarak temsil edilmesi açısından da bir metaforik işlev var. Ahmet'le köpek ilişkisi, dediğiniz gibi, bir kere zaten başlı başına bir tür tahakküm ilişkisi. Ahmet'in karısına yapamadığı veya yaptığı, yapmış olması nedeniyle karısının terk ettiği şeyleri köpeğine yaptığını ima ediyoruz ve köpek buna bir ses çıkaramıyor. Ve onda hastalıklı bir, tam da bu nedenle belki de hastalıklı bir ilişki kuruyor gibi. Bunları çeşitlendirebiliriz. Evet, bu tip imgeler, bu tip geçişler senaryo yazarken bazen sezgisel olarak çıkıyor. Hiç farkına varmıyorsunuz. Bazen sezgisel olarak yazdığınız şeyi daha sonra farkına varıp onun üzerine gidiyorsunuz. Buradan bir şeyler yakalanabilir şeklinde. Bu karışık bir süreç. Yani bunları tümüyle bir ayık kafayla yazdığımı söyleyemem. Bütün bu sargılar, bütün bu işte köpekle olan ilişkiler, metaforik kaymalar, benzeştirmeler vesaire. Bazılarının ama yazarken farkına varıp hoşuma gitti. Ve bunları çeşitlendirmeye çalıştım. Bazen işte okuyucunun, seyircinin ilk bakışta değil ama ikinci, üçüncü bakışta anlayabileceği türde işaretler koymak yani bir yazar olarak benim hoşuma gidiyor. Ama bazen ben bile fark etmiyorum. İşte yorumcular söylüyor mesela böyle bir enteresan açılımları olduğunu, bu tip imgelerin buluşları. Ben de düşünüp, aa evet, enteresan, hoşuma gidiyor ve o yoruma katılıyorum. Burada akademinin galiba bayağı önemli bir, ya da entelektüel kesimin bayağı bir önemli işlevi var. Yani aklıma hep şöyle bir soru geliyordu. Ya işte bir şey, Kafka mesela bir Türk yazarı olsaydı ne kadar kıymet arz ederdi gibi, bilmiyorum. Belki de doğru, belki de böyle düşünmemek lazım ama hani birazcık da bu isimleri büyüten, o yazarı büyük yapan, o ülkedeki akademinin de sorgulayıcı, eleştirici, onda bir şey görmesi, bu eserlerde bir anlam görmesi, yine bir kavram belki görmesi, ya da işte Marx'ın Baudelaire'de yabancılaşmayı görmesi gibi, Edgar Allan Poe'da bir şey görmesi gibi durumlar, yani akademinin dinamik olması belki sanat eserlerini yücelten unsurlar. Bu çok önemli bir nokta. Yani bir sürü edebiyat yapıtını, sanat yapıtını, entelektüel yapıtı biz Batı aracılığıyla öğreniyoruz ve onlar aracılığıyla değerlendiriyoruz. Çünkü Batı'da çok daha gelişmiş bir düşünce dünyası var. Yani bizim ülkemizde çıkmış değerleri veya bu coğrafyada yıllar önce çıkmış değerleri de onlar aracılığıyla öğreniyoruz. Evet. Mesela ilk aklıma İbni Haldun geliyor. İbni Haldun'u biz Batı aracılığıyla öğrendik. Evet. Ne kadar önemli bir insan olduğunu. Bize Batı altını çizdi. Bu tamamen dediğiniz gibi akademik ve düşünsel dünyanın zenginliğiyle ve gelişmişliğiyle ilgili bir şey. Peki o tahakkümden gidelim. Yine her iki filminizde de var olan. Sizce, hani filmin dışında bir şey soruyorum, sizin görüşlerinizi soracağım. O tahakkümden bir çatlak bulup çıkmak ve bir teneffüs odası bulmak kendimize, bireysel bazda ya da topluluk bazda nasıl mümkün olabilir? Var mı hiç aklınızda bir çözüm? Çünkü sanırım 60'lardan 70'lerden bu yana bu iyiden iyiye düşünce dünyasında belki de daha uzun şeylere dayandı olabilir. O tahakkümden bir çatlak bulup nefes alma, evet, arayışları var sanki. Yani var tabii ki ama bunun bir formülü yok. Tabii ki buna inanıyorum. Yani politik olarak bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Belki filmler, bazıları filmler çok karamsar buluyorlar. Ki ben bunun normal olduğunu düşünüyorum. Yani filmlerin böyle bir edebiyat yapıtının ve sanatın böyle bir misyonu olamaz. Yani yolu göstermek gibi, şöyle yaparsak kurtulacağız vesaire demek gibi. Bu sanat eserini öldüren bir şey. Yani bu kaçınılmaz olarak bizi didaktikliğe götüren bir şey. Filmlerin karamsarlığı zorunlu olarak bizi ama politik bir karamsarlığa götürmüyor. Tam aksine filmlerin karamsarlığı bence eleştirel, filmlerin eleştirel boyutunu zenginleştiren, katmerlendiren ve seyirciyi sarsmak amacıyla kullanıldığı zaman bu işlev tam aksine son derece güçlü politik işlevleri olabiliyor. Yani benim şahsen tabii ki politik olarak inancım var. Yani bu otoriter kültürün nasıl aşılabileceği konusunda dediğim gibi bunun bir reçetesi yok.
Ama yani bunu zaten yani şeyi keşfet, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani bunu dünya tarihinde yüzlerce örneği var bunun. İnsanların nasıl direniş yöntemleri geliştirdiğini, tahakküme, otoriteye karşı hem bireysel dünyalarında hem makro siyasal dünyada nasıl yöntemler geliştirdiğini onlarca örneği var. Benzer şekillerde, benzer yöntemlerle biz de kendimize bu anlamda bir alan açabiliriz. Buna inanıyorum. Yani şu an memleket için çok karamsar olsam da pek çok insan gibi bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ama bu ne zaman sonlanacak? Bu karabasan ne zaman bitecek? Bunu tahmin etmek çok zor. Fakat her zaman direniş için alan var. Her zaman direniş mümkün. Hani asla direnişin olmadığı bir direnişin imkansız olduğu veya anlamsız olduğu bir karabasanvari bir dünyaya inanmıyorum. Aklıma o Fahrenheit 451'in sonu geliyor. Herkes bir kitaba dönüşüyor ya. Belki de bundan yıllarca sonra biz hepimiz bir kitapla anılacağız. Bir de o yine Abluka filminizde köpeğe köpek eti yedirme durumu da vardı. Kokoreç için sonuçta köpek eti olduğunu filmin içinde. Gerçi o kokoreçin olup kokoreç olmadığını bilmiyoruz ama sanki oradan yola çıkarak böyle bir insanın kurdudur. Humus humulis lupus gibi bir çağrışım da ben aldım gibi. Ama sanırım böyle bir bilinçli hani yok, köpeğe, o kokoreç zaten yani sokaktaki herhangi bir kokoreç özellikle bir illaki köpek eti yedirmek zor ama insanın kurdudur fikrine bir şekilde ulaşmak için buna gerek yok. Yani kardeş kardeşin kurduğu olduğu için filmde nihai olarak. Her iki filmde de bir kardeş, abi kardeş durumu söz konusu. Sorabilir miyim? Var mı böyle bir sıkıntı sizin özel yaşamınızda yoksa abi kardeş mücadelesi çünkü işte Habil'le Kabil'le evet. Mitolojiden ya da Roma'nın kuruluş mitolojisinden tabii bu yana beslenen bir şey. Tabii bu çok verimli bir konu. Abi kardeş ilişkisi verimli, aile verimli bir konu. Beni o yüzden cezbediyor. Yoksa kardeşime hiçbir sorunla ilişkim yok. peki. Bir de yani tahakküm diyoruz. Yani bizim gibi bir toplumlarda abi kardeş ilişkisinin böyle bu tarz tahakküm ilişkilerinden soyutlanarak düşünmesi çok zor. Bu açıdan da hep yani verimli bir alan. Gelen bazı yorumlarda yer yer belgesele kaydığınız Abluka filminde ilişkin bir takım şeyler oldu. Katılır mısınız buna? Belgesele kayma ya da öyle bir niyet var mıydı? Yok ama belli çekimlerin dokümenter tarzda olmasını tabii ki bilinçli bir şekilde istedik, arzu olduk. Yani filmin özellikle başından daha gerçekçi, çok daha gerçekçi bir ton varken bunun yavaş yavaş daha karabasanvari, gerçeküstü bir yere doğru evrilmesini ben özel olarak istedim, tasarladım. Dolayısıyla filmin başı daha böyle bir yani gecekondu hayatından kesitler bir veren kabusa bir dönüyor yavaş yavaş evet. Sanki. Filmi uzun soluklu bir kabusa doğru. Evet, ben bunun tepenin ardında da kısmen öyle olduğunu söyleyebilirim. Yani filmin başına baktığınız zaman, başına ve sonuna baktığınız zaman farklı filmlermiş. İzlenimine kapılacağınız filmler bunlar. Tepenin ardında daha pastoral bir taşra filmi gibi başlarken daha başka bir yere evriliyor. Bu film de aynı şekilde böyle bir sosyal gerçekçi filmmiş gibi. Bir gecekondu hayatından bahseden sosyal gerçekçi bir filmmiş gibi bir izlenim sunacakken sahip olduğu o garip imajları ve duyguları giderek daha aşırıya doğru evrilten ve kaydıran bir film olarak hep tasarladım ben Abluka'yı da. İzninizle erkeklik kavramına da değinmek istiyorum. Şimdi ülkemizde sıklıkla kadın çalışmaları falan yapılıyor fakat eksik olan bir çalışma bence erkeklik çalışmaları çünkü erkeklikte de bir dönüşüm söz konusu benim görebildiğim kadarıyla. Özellikle kent soylu erkeklikte bir farklılaşma, bir evrim durumu söz konusu. Şahsi kanaatimi söylüyorum. Ve özellikle yine Türk sinemasına bu 12 Eylül filmleri dediğimiz filmlere baktığımızda örneğin Livaneli'nin Sis filmine baktığımızda orada dede, baba ve torun vardır ve farklı erkeklik, farklı otorite temsilleri söz konusudur. Babam ve oğlumda yine dede, oğul ve torun vardır. Dede ile oğlun ilişkisi yani eski kuşakla yeni kuşağın ilişkisi, yeni kuşağın kendi çocuklarıyla ilişkisinden daha farklı bir formda gider. Otoriteryen tavır itibariyle. Sizce böyle bir erkeklik dönüşümü, erkekliğin tanımında bir dönüşüm söz konusu mu Türkiye'de? Kesinlikle. Yani siz söyleyince yine tepenin ardındaki jenerasyonlar da aklıma geldi. Orada biliyorsunuz dede, oğul, torun
şiir okuyan farklı. Bir Faik değil. Nusret. Nusret. Ve işte köpekten korkmadığını ispat etmeye çalışan bir çocuk. Torun. Ve bütün erkeklik kodlarını tanımladığını iddia eden dede karakteri gibi. Yani bizim Türkiye sinemasında erkeklikle uğraşmak son zamanlarda çok daha yaygın. Bunun da bir nedeni var. Her yerde söylüyorum. Biz bizzat kendimizi erkek kimliğinden dolayı yaşadığımız mağduriyetlerle hesaplaşıyoruz. Ben en azından kendim açımdan böyle olduğunu düşünüyorum. Başka birkaç yönetmen de sayabilirim. Mesela Seren Yücel'in de böyle bir derdi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. örnekler çoğaltılabilir. Yani biz erkeklik kimliğiyle bir derdimiz var. Çünkü bizzat biz de bunun mağduru olmuşuz. Tam da bu nedenle erkeklik çalışmaları gerçekten yapılması gereken, bizzat erkekler tarafından da, kadınlar tarafından da yapılması gereken bir şey. Sadece kadınlar değil, erkek kimliğinin de nasıl dönüştüğü, erkek kimliğinin de yarattığı mağduriyetler, bizzat erkeğe yaşattığı mağduriyetler, kadınlara yaşattıklarıyla aynı düzeyde olmasa da ikisini eşitlemek gibi bir derdimiz yok. Bunlar konuşulmalı, tartışılmalı. Salt sosyolojik düzeyde bile yani erkek kimliğinin dönüşümünün gerçekten tespit edilmesi gerekiyor. Dediğiniz çok doğru yani. Her alanda sadece bence burjuva kesiminde değil, toplumun her alanında erkeklikle ilgili bir dönüşüm yaşanıyor. Erkek kimliğiyle ilgili bir dönüşüm yaşanıyor. Bunun en acı ifadesi de kadın cinayetleri. Yani kadın cinayetleri çok açık bir şekilde bence erkekliğin kaybolan veya örselenen iktidarını yeniden inşa etmenin en vahşi yollarından bir tanesi. Buna tanık oluyoruz son günlerde. Filmlerinizde, iki filminizde de anti kahramanları tercih ettiğinizi görüyoruz. Bu tercihi nasıl şekillendiriyor? Yani niye anti kahramanlar üstünden hikayelerinizi? Her iki filmde de kahramanlarla birebir belki kendimizi özdeşleştiremiyoruz. Evet. Yani anti kahraman bir kere insanın zaafları ve eksikliklerini göstermek açısından daha fazla malzeme sunuyor. Eleştirellik açısından daha fazla bir zemin harcıyor, zemin sunuyor bize. Ama bunlardan da öte, yani anti kahramanın ben daha gerçekçi ve daha sahici olduğunu da düşünüyorum. Yani zaten hani kahraman dediğimiz şey her zaman olmasa bile büyük ölçüde mitik bir şeydir. Yani kahraman nereden gelir? İşte efsanelerden gelir. Kahramanlar genelde sıradan insanın yapamadığı şeyleri yaparlar ve genelde kahramanlar gerçekten kahramanlık yaptıklarından değil, halkların kahramana ihtiyacı olduğu için yaratılırlar. Dolayısıyla olağanüstü özellikleri vardır. Tabii ki modern edebiyat, trajedi formları vesaire bunu çok değiştirdi ama her zaman bile 19. yüzyıl edebiyatında bile kahramanın bir tür öncü rolü vardı ve bence bu biraz şeyle de ilişkili. Hani aristokratik kültürün artık son demlerini yaşadığı bir dönemden geçiyor olmasıyla da ilişkili. 20. yüzyıl edebiyatı mesela artık kahramandan neredeyse hiç klasik anlamda anladığımız kahramandan söz edemeyiz. Bunun öncüsü yine 19. yüzyıl edebiyatı. Dostoyevski'nin anti kahramanlarıyla başlıyor. Raskolnikov gibi. Evet. Çehov'un bence yine çok güzel anti kahramanları var. Anti kahramanlar dediğim gibi bu anlamda daha gerçekçi. Daha hayata yakın. Bizim aramızda. Çünkü hepimiz biz de anti kahramanlarız. Kahraman olmamamız anlamında anti kahramanız. Sıradan olmak zaten kaçınılmaz olarak bir anti kahramanlık getiriyor. Dolayısıyla dediğim gibi daha gerçekçi, daha sahici olması açısından ve az önce bahsettiğim bize eleştirel imkanlar sunması açısından anti kahramanları ben her zaman çok daha cazip buluyorum. Şimdi yine Abluka'ya döneceğim. Conversation filmi bana ben izlerken daha sonra da yine bir sizi şey yaparken YouTube'da mülakatlarınıza bakarken yine rastladım. Orada da bir sanırım Bursa'da bir izleyici bu soruyu yöneltmiş. Coppola'nın Conversation filmine benzer bir şey olduğunu ve izlemediğinizi, aklın yolu bir sanırım öyle aynı şeyden türeti var. Ve Enemy of State benim görebildiğim ki Conversation'la Enemy of State arasında bayağı bir ilinti var. Yine bir gözetlenme, izlenme ve bunun bireyin psikolojisinde yarattığı baskı ve onun psikolojiyi tahrif etmesi anlamında. Daha sonra bakabildiniz mi?
Filmi buldum. Hı-hı. Conversation'ı o röportajdan Hı-hı. sonra buldum. Ama hala izleyemedim. Hala izleyemedim. Merak da ediyorum yani. Orada bir Gene Hackman'ın son sanırım 10 dakikası filan dinlendiğine ilişkin bir sahne vardı. Gerçekten yine paralellikler içermekte. Ve gözlenme, gözetlenme Hı-hı. duygusunun yine o onu filmlerde... ilk fırsatta izleyeceğim ama maalesef hala fırsat bulamadım. Evet. Son olarak eğitiminizden ve eğitiminizin sinemaya olan katkısından da bahsetmek istiyorum. Hani bütün bu sinema, felsefe, kavramlar ve işte sizin sinemanızdan da öte yaptığınız okumalarla da alakalı bir ilişki kurmak istiyorum. İnşaat mühendisine başlıyorsunuz fakat son derece mutsuz olduğunuz için ayrılıp iktisada geçiyorsunuz. Yüksek lisans ve doktoranıza tarih. Yani ana şey olarak, formasyon olarak şey, iktisat ve tarih. Bu iktisat ve tarih okumalarınızın sinemayı nasıl sinemanızı nasıl şekillendirdiğini söyleyebiliriz. İktisadın şekillendirdiğini söylemek zor herhalde. Yani yapımcılık da yapıyor olsaydım belki biraz faydası olurdu ama yapımcılık yapmıyorum. Arkadaşlarım var yapımcılığımı yapan. Tarihçi olarak da tabii yani bilmiyorum muhakkak etkilemiştir. Yani yaptığım okumalar özellikle ben 20. yüzyıl tarihiyle yakından ilgileniyorum. Hani mesela hep işte ötekileştirmeden bahsettik, tepenin ardından bahsettik. Hani 20. yüzyıl tarihi de aslında bütün insanlık tarihi ama 20. yüzyıl tarihi bunun çok korkunç sonuçlarıyla dolu olduğu için belki özel olarak 20. yüzyıl tarihi düşmanlaştırma ve ötekileştirmelerle dolu bir tarih, soykırımlarla dolu bir tarih. Milliyetçiliğin en kanlı yüzünün ortaya çıktığı bir dönem. Tahakkümden bahsediyoruz. İşte faşizm mesela ve diktatörlükler benim özel olarak 20. yüzyıl tarihinde hep ilgimi çeken tarihsel periyotlar ve dönemlerdir. Dolayısıyla ya bir örtüşme yani hem sinemasal ilgimle hem akademik ilgimin örtüşmesi durumu söz konusu. Ya da belki de tarihte yaptığım okumalar beni sinemada daha çok bu meseleyle ilgilenmeye sürükledi. Bunlar olabilir tabii ki. Bunlar dediğim gibi hep bilinçli bir şekilde... tarif etmek zor ama tabii ki akademik okumalar, tarihle ilgili okumalar az önce bahsettiğim gibi sezgisel olarak yazdığım şeyleri geriye dönüp okuduğum zaman onları kavramsallaştırmakta, hı hı. o kavramların izini sürmekte bana daha fazla tabii ki donanım sağlıyor. Kendim yaptığım şeylerin içerisindeki kavramların peşini sürebiliyorum. Onları daha da zenginleştirmek için adımları atabiliyorum. Böyle bir faydası olduğunu da herhalde tahmin ediyorum. Evet. Son olarak detaya girmeden gelecek projeleriniz vardır elbette. Hı-hı. Onlarla ilgili ufak ipuçları varsa alabilir miyim? Yani şu an üzerinde çalıştığım bir senaryo var. Yapabilecek miyiz? Ne zaman yapacağız falan. Bunlar henüz daha belirsizliğini koruyor olsa da var. Yine kardeşler fikri var ama bu kez paranoya yok. siyaset yok yani. Bir siyasal doğrudan bir mesaj olduğuna söylemek zor. Ve bu kez daha çok kadın var filmde. bakalım göreceğiz bir şeyler. İyi bir şeyler çıkarsa çekmeye değer. Ve finansman meselesini halledebilirsek yapacağız. Size çok kolay gelsin. Başarılar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız için. Estağfurullah. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun.